Herkese günaydın. Günaydın olsun. Kalktık dün geceki o yorgunluk, konser yorgunluğu üzerinde. Gün yorgunluğu için güzel bir kahvaltıyla atacağız. Oradan da Eskişehir'i dolaşmaya. Evet. Yarın geri dönüş. Kahvaltıya geçtik. Burada kahvaltılar tabii ki bizim kadar çeşitli değil. Yumurtamız var, bacon'ımız var, peynir, reçel, çay, kahve, her zamanki gibi. Ne diyorsun Şafak? Mükellef bir kahvaltı vermişler. Otelimiz bayağı kalabalık. Bugün bize enerji ihtiyacı olacak Şafak. Onun için ne yapıyoruz? Red Bull içiyoruz bugün orada. Şaka, yine içiyorsun. Kalorili ya, enerji veriyor. Bugün çok yürüyeceğiz. Otelden çıktık, maceraya devam. Evet, keşfe çıktık. Bakalım Dresden'i bir günde keşfedeceğiz. Bir günde Dresden nasıl gezilir? Almanya'nın Toskana'sı. Elbe Nehri'nin mucizesi. Yapıştır. Şimdi ana cadde en böyle işlek alışveriş merkezlerinin işte ne bileyim dükkanların olduğu modern caddesi Prager Caddesi. Otelimiz Prager Caddesi'ne yaklaşık 100 metre uzaklıkta. Intercity Otel'de konaklıyoruz bu arada. Intercity Otel'de konaklıyoruz. Intercity Otel'in bir güzel şeyi var. Biz kullanmadık ama yani çok kullanılması. Kaldığınız süre boyunca size City Card hediye ediyorlar ücretsiz. Tüm ulaşım araçlarından bedava faydalanabiliyorsunuz. Gerçi hala yürüme mesafesinde. Hani küçük bir şehir. Dresden dediğim büyük bir şehir değil. Yani otel aşağı yukarı eski şehrin eski merkeze en uç noktasında göreceğiniz yere bile 1 kilometre uzak. Günde 25 kilometre yürüyen insanlarsanız zaten bunu pek kullanmıyorsunuz. Keza Prager Caddesi üzerinden yürüyeceğimiz için gayet keyifli bir rota bizi bekliyor. Evet, alışveriş caddesi üzerinden aslında gidilmesi gereken yerlere varıyorsunuz. Dresden böyle bir şehir. İlk durağımız Altmarkt. Kare şeklinde büyük bir meydan, içinde belediye binası var. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Altmarkt'a geldik. Burası kare şeklinde bir meydan. Burada bayağı bir sportif sosyal aktiviteler oluyor. Burçin'in gösterdiği gibi arkada şu an bir beach volley turnuvası var. Kum taşımışlar, bayağı kum olmuş. Bayağı bildiğin ve çeşitli müsabakalar var. Beach volley var, futbol var, basketbol var, masa tenisi var, her şey var. Bir de yemek yiyebileceğiniz yerler var arkada yine. Yolumuz şu an nerede? Zwingli Sarayı. Zwingli Sarayı'na geldik. Burası Kral Augustus tarafından 1700'lü yıllarda yaptırılmış. İçerisinde bahçeler var, çeşmeler var. 5 tane birbiriyle bağlantılı köşk var. Aynı zamanda buranın içerisinde sanat galerileri var. Bir tanesi porselen galerisi, diğeri büyük eserlerin sergilendiği bir galeri. İsmi biraz karışık. Gemälde Galerie Alte Meister. İsmi birazcık karışık derken biraz zor. Gerçekten karışık. Bunun içerisinde birbirinden ünlü sanatçıların, ressamların Rembrandt eserleri var. Botticelli'nin, Rembrandt'ın eserleri var. Ama ne yazık görmek ki 5 gün önce kapanmış tadilatta bir ay sonra açılıyor. Esas onu görmek için buraya gelmiştik. Yapalım, dolaşmaya devam edeceğiz. Bu arada ama tak var. Evet. Tak. Giriş kapısı var şöyle karşıda görüyorsanız. Orası da çok meşhur. Birazdan onun altından geçeceğiz. Böylece Zwingli Sarayı'nı ulaşmaya devam edeceğiz.
Bilgiler Sarayı'nı yavaş yavaş bitirdik. Sıradaki istasyon Katolische Hofkirche. Saksonya bölgesinin en büyük Katolik kilisesi. Oraya gidelim. Bu arada sarayın içindeki o bölmeleri merak ettiğimiz kapı olduğu için gezemedik. Diğerleri de seramik olsun, işte matematik, fizik müzesi olsun. Onlara girmeyi tercih etmedik. Tercih etmedik, aynen. En büyük kiliseyi göreceğiz. Çanlar çalıyordu. Buradan belli oluyor mu bilmiyorum ama saatin yanındaki beyaz çanlar böyle tuşa basılarak çalınıyor ve bir müzik çıkıyor. Her biri ayrı ayrı nota şeklinde titreşiyor. Çok orijinal. Şu an kiliseye doğru gidiyoruz. Katolische Hofkirche. Saksonya'nın en büyük Katolik kilisesi demiştik buraya. Diğer ismi Saint Trinitatis Katedrali olarak da biliniyor. İçerisinde Baltazar Permoser'in yaptığı bir mermer kürsü var ve mutlaka görülmesi gereken eserlerden biri. Bir diğeri de iki içinde daha sonra restore edilmiş ama 250 yıllık bir kilise piyanosu var. İçinde bunlar görülmesi gereken şeyler. Biz de şu an kilisenin girişine doğru yol alıyoruz. Ezilmemek için koşuyoruz. Karşıda görülen yapı rezidans silosun bir kısmı. Bir köprüyle, orijinal bir köprüyle katedrale bağlantı var. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. Kiliseden çıktık. Aynen. Lafı ağzımdan aldım. Seyir terasına yürüyoruz. Amaç burada. İçler içebileceğimiz, rahatlayacağımız, oturup bacakları dinlendirebileceğimiz bir yer var. Seyir terasının önünden Elbe Nehri geçiyor boylu boyunca. Karşı taraf Neustadt, Yenişehir diye geçiyor. Biz Eskişehir'deyiz. Bu karşıda görünen yapı da ünlü Augustus Köprüsü. Burçin, yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Bir şey çöktü, rehavet çöktü üstümüze bu arada. Evet ya. Elbe Nehri'nin kenarında güzel sosislerimizi yedik. Yanında patates püresi, yanında böyle hardalla kavrulmuş bir lahana salatası. Üzerine de şöyle bir şişe Henkel Trocken'i gömdük geçtik. Ya. Tabii ki manzara eşliğinde bunları yapınca insana rehavet çöktü. Diyelim. O kadar da şımarmayalım dedi. Tamam olsun ama gelelim. Bu arada bir dipnot. Zaten Almanya'ya geldiğinizde sosisli patates yemeden kesinlikle dönmüyorsunuz ve bira içmeden. Burası bu işin cenneti. Yanlış mıyım? Doğru. Peki şimdi sırada gideceğimiz yer neresi söylüyorum. 25 bin parçadan oluşan Meissen çinisi ki burada çok ünlü. Bu arada Dresden zaten şey porselen üretimiyle ünlü bir şehir. Porselenleri çok ünlü. Müzesi de var tabii ki. 25 bin parça oluşan tarihi bir çini şeyi, bir sanat, bir sergi bölümü gibi bir duvar çinisini göreceğiz birazdan. Oraya doğru yola çıkacağız. Çini görelim. Çini zamanı ama Meissen çinisi. Yemek yediğimiz yerin iç kısmındayız bu arada. Bira tankları var. Yok böyle bir şey. Bunlar gerçek mi diye insan soruyor. Bunlar gerçek. Bildiğin bira tankı bunlar. Tabi bu kadar çok bira içen bir Alman ırkına bira yetiştirmenin tek yolu bira tankıdır herhalde. Ve karşınızda yepyeni bir Burçin. Tam bir moda ikonu. Ve kısaca bu hikaye şey bu kıyafetin hikayesini dinliyoruz senden Burçin'cim. Evet, anlatır mısın lütfen? Senin yüzünden oldu. Diğer girdiğim elbise vardı. Hani şortlu, tüllü falan. Güzel her şey. Lavaboya girdim çıktım. Normalde geçiş yeri çıkmıyor. Fermuarda yardım gerekiyor. Şoför söyledim yardım eder misin diye. Zart diye bir çekti. Mübarek yani. Bozuldu fermuar açık kaldı. Allah'tan bugün şu kıyafeti satın almıştım. Beynim.
tam bir moda ikonu. Şimdi onu giydim sayesinde. Çok güzel olmuşsun. Yani. Paçoz burcundan prenses burcuna geçmiş. Ben marmut olsun, daha ne diyeyim. O zaman ben size kısadan hisse hemen şöyle yapıyorum. Evet arkadaşlar, bugün alınacak ders ne? Ders hayatınızda versin, ne versin. Olursanız olun. 36 bedenseniz 34 beden kıyafeti zorlamayın. Hayır öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Kahraman Burçin. Kıyafet hayır, o tam oluyordu. Öldü. Kıyafet gerçekten öldü. Neden? Tam oluyordu evet. Ne zaman tam oluyordu? Bundan bir yıl önce tam oluyordu. Hayır. Gerçekten evet. Tam. Bir günden beri rahat gezdim. Ben burada kesiyorum. Ofer var kapanıyordu. Ben burada kesiyorum. Sen şöyle çektin. Filmimiz bitiyor, ben burada kesiyorum. Şu an Schloss Plus meydanındayız. Bu meydanda önemli bir şey var. Meissner tinilerinden oluşan yaklaşık 150 bin parçalık bir eser. Tam karşıda gördüğünüz duvarda bir Çin eseri bu. Yaklaşık olarak 101 metre uzunluğunda Meissner çinisinden oluşuyor. Saksonya Kraliyet ailesindeki 100'den fazla üyenin yarısından fazlasının at üstünde olduğu bir tasvir bu. 25 bin parçadan oluşuyor. 1904-1907 yılları arasında yapılmış. Bir kısmı rekonstrüksiyona girmiş. Ama oradan başlıyor, yukarıya doğru devam ediyor. Çeke çeke gidelim o zaman. Bu duvarın sağ yanından başladığınızda sol yanına doğru tarihsel olarak önceye doğru gidiyor. Yani en başı sol tarafı, oradan başlıyor en sonu sağ tarafına doğru aslında. Tarihsel olarak, kronolojik olarak artarak ilerliyor. Buradaki hikayeler. Biz sonundan girdik. Başına doğru gidiyoruz. Kraliyet ailelerinin tek tek isimleri var. Kendi plamaları var. Ve yaşadıkları yıl, kronolojik yıllar var. Gerçekten oldukça uzun. 101 metre, uzun bir metre. Neredeyse bir futbol sahası boyutunda. Ve burada da bitiyor. Panoramik olarak baktığınızda da çok enteresan bir sokak gösterisi var. Adam ve köpeği, ikisi de hareket etmeden duruyorlar. Çok enteresan. Vallahi bravo diyorum. Hiç oynamıyorlar yerlerinden. İkisi de aynı pozisyonda duruyor. Resmen tebrik ediyorum. Canlı değilmiş gibiler. Frauenkirche'ye geldik. Kadınlar Kilisesi. Burası Barış'ın simgesi. İkinci Dünya Savaşı'nda 1945 yılında yıkılmış. Daha sonra 2005 yılında orijinaline uygun tekrardan inşa edilmiş. Kilisenin önemli bir özelliği tepesindeki kubbesi. Kubbesi en büyük olan Protestan kiliselerinin başında geliyor. Bu önemli özelliği. Barış'ın simgesi. Yine şehrin meydanlarındayız, kalbindeyiz. Yine bir kalabalık ve sese doğru gidiyoruz. Bakalım neler varmış burada. Şu an Stadt Müzesi'ne geldik. Stadt Museum, şehir müzesi. Buranın özelliği şehirdeki en ilginç yangın kaçış planının burada olması. Bir şey söylemek istiyorum. Müzeden çok önemli olan ne biliyor musunuz? Şu yangından kaçış meselesi. Yangından kaçmak önemli tabii ki, ölmemek lazım. Ama insan buradan kaçmaya çalışırken kafası oldukça karışabilir. Değişik bir kaçış yapmışlar. Bana da enteresan geldi. Ama şehrin görülmesi gereken böyle değişik noktalarından biri. İnsan yangın merdivenini bu kadar çirkin yapabilir mi? Gerçekten yapabilir. Dresden'de ben beğendim yapmışlar. Aslında ama karmaşık iş. Aslında uygun değil. Gerçekten bence şey yapmışlar. Oldukça komik yapmışlar. Stadt Museum'daki gerçekten enteresan yangın kaçış planını gördük. İnsan bence yangından değil de kaçmaya çalışırken bile orada ölebilir. Bana enteresan geldi bu. Bana da enteresan geldi. Şimdi tekrar Eskişehir merkezine doğru yola çıktık. Seyir teraslarını göreceğiz. Oradan Augustus Köprüsü'ne yürüyeceğiz. Manzara eşliğinde Elbe Nehri'nin kenarından. Augustus Köprüsü'nden karşıya geçeceğiz. Geçtik. Yenişehir'e gideceğiz. Neustadt'a doğru yola çıkacağız. Neustadt'ta neyi göreceğiz Burçin?
çok değişik bir şey göreceğiz. Ama evet, o kadar değişik, o kadar değişik ki. Değişik elementlerin, başkalaşımın, hayvanların simgesi olan dışı değişik kaplamalarla süslenmiş binaların olduğu bir alana gireceğiz, pasaja. Orayı gezeceğiz. Bu arada şunu da söyleyeyim, burada bir avantaj var yazın. Şu an Haziran ayındayız. Hava kararmıyor. Yani bunun avantajı tahmininizden daha da büyük. Kesinlikle. Çünkü biz çok çabuk hava kararan alanları da gördük. Biz bunun sıkıntısını İzlanda'da çektik. Evet, evet. 3'te kararıyordu. Evet. 10.30'da güneş doğuyordu. 3.30'da geri kararıyordu. 5 saatte her yere gezmek. 5 saatte gezmek zorunda kalıyorduk. Burada da sabah 6.30-7'de güneş doğuyor. En geç 6.30 diyelim biz ona. Akşam 9.30-10'a kadar da batmıyor. Öyle bir avantaj var. Her yere istediğiniz kadar gezebiliyorsunuz. Kesinlikle diyorum. Harika. Çok güzel. Küçük bir köpek sevgisinin ardından yola devam. Badem, seni yine aldattım. Köpek, Allah Burçin bana vuruyorsun. Köpek her yerde köpek, Burçin de her yerde beni tartaklıyor. Hop, reklam, 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 tekrar Burçin. Elbe Nehri'nin üzerinde karşıdan karşıya geçiyoruz. Elbe Nehri'nin kenarına kadar indik. Arkamızda Augustus Köprüsü var. Elbe Nehri de hemen yanımızda gördüğünüz gibi. Çok keyifli. İnsanlar burada piknik yapıyorlar, müzik dinliyorlar, keyif yapıyorlar. Hava yani alıyorlar. Yani atmışlar hasırlarını, havlularını. Yapmışlar üstüne. Ayaklarını sokanlar var. Böyle nehirde keyif yapanlar var motorlarıyla. Gerçekten buranın nefes alma alanlarından biriymiş burası. Evet, insanlar. Arkadaki manzara da muhteşem. Arkada tarih var, burada nehir var. Bu için Neustadt için yürümeye başladık. Augustus Köprüsü'nden karşıya geçtik. Küçük bir oturduk Elbe Nehri'nin kenarında. Şimdi yola koyulup Neustadt'ta yürüyoruz, Yenişehir'de. Burası da değişik. Valla büyük, ferah, geniş. Çok geniş, trafiğe kapalı bir cadde zaten. Ağaçlar, şöyle göstereyim. Şöyle bir yol var. Böyle bir yolda yürüyoruz. Sağlı sollu ağaçlar. Trafiğe kapalı. İki tarafta böyle restoranlar, kafeler var, dükkanlar var. Çok huzurlu. Evet, insanlar böyle keyif yapıyor. Zaten tüm her yer, mekanlar dolu genelde. Burada insanlar yeme içmeyi çok seviyor. Ben onu gördüm. Zaten genelde kilolular. Evet, genelde. Kilolulardan öte göbekliler. Bence bira göbeği yapmış bunların hepsi. Ama çok bira içiyorlar. Bakıyoruz yaşlı, evet, kadınlar olsun. 80 yaşında teyze var. 50'lik birayı gömüyor yani. Ben anlamıyorum. Neyse, ne diyelim. Bir ellilik bira içmek bile bazen çok kolay değil. Sonuçta biranın ana vatanında sayılırız. Düşünürseniz adamlar binli yıllardan itibaren bira yapıyormuş. Anormal karşılamamak lazım. Yani. Peki nereye gidiyoruz Burçin? Bu yolun sonunda bizi ne bekliyor? Kunsthof Pasaj'ın içerisindeyiz. Pasaj böyle elementlerden oluşuyor. Sokak sokak gibi. Fabel Caddesi'nden çıktık. Böyle renkli evler var her yerde. Hayvanlar avlusunu gördük.
Hayvanlar avlusundan çıkıyoruz. Başkalaşım avlusuna geçiyoruz. Her şey iyi hoştu da. O güzel mekanda güzel bir restoran bulduk. Puanı da yüksek. Girdik, oturduk, siparişimizi düşündük, kararlaştırdık. Sonra bir yazı gördük, rezerve. Ve bize rezerve dediler. Hiç hoş değil. Kalk. Boş masada yok dediler. Yani ne oldu? O yorgunun üzerine bir dinlenip yemek yiyelim demiştik. Kalkmak zorunda kaldık. Şimdi hem yorgunuz hem açız. Hem de restoran bilmiyoruz. Yani, ne yapacağız burada? Şöyle bir şey var. Restoran biliriz, bir şekilde buluruz da. Taksi yok burada. Hadi her şeyi bıraktım. Çok yürüdük zaten. Bugün kaç kilometre yürüdük. Taksi şu an artık gözüm bir şey görmüyor. Taksi arıyorum. Ayaklarım ağrıyor. Taksi de yok. Dilim pizza alıp takside yiyesim geldi yani. Öyle acıktım, öyle yorgunum. Taksi de bulamıyoruz. Yani şu kadar yürüdüğümüz kilometreyi şu an geri yürüyoruz. Uber mi çağıralım? Olabilir aslında. O zaman Eskişehir'e doğru gidiyoruz. Nihayet bir şeyler yiyebildik. Çıktık şimdi. Saat kaç? 11'e 20 var. Şarjımız da bitmiş. Efsaneye koyduk. Tabii ki taksi olmadığı için ne yapıyoruz? Doğal olarak yürüyoruz. Taksi bulamadık. Yürümeyi seviyoruz ama biz ya. Evet, böyle bir durum var. Evet, yürümeyi seviyoruz. O sıkıntı değil zaten yürümek, ama. Yürümek önemli bir şey. Bu arada sabah 4'te yola çıkacağız. Onun için bir an önce otele gidip artık dinlenmek istiyoruz. Ama saat şu an kaç? 10.30 falan. Saat şu an 11. 11. Evet. 11'e geldi. Neyse, otelde dinlenme zamanı o zaman gidince. Günaydın. Günaydın. Vallahi gün ayamadı. Saat 4.30 burada. Sabaha karşı. Şimdi yola çıkacağız. Dresden'den Prag'a geçeceğiz arabamızla. Sonra arabamızı teslim edeceğiz. Uçağımıza binip döneceğiz ülkemize. Saat 4'te uyandıkları bunun içinde. Gece de geç yattık. Geç yattık dediğim 11 gibi falan. Sonuç olarak 5 saat uyumuş olduk. O bizim için iyi yine de. Yol boyu artık her bulduğumuz yerde devrileceğiz. Bu arada bizimle gezdiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız da seviniriz. O zaman öpüyoruz.